Bir transfer gelişmesi ekranda yerini aldı. Kopenhag'dan Cornelius için resmi teklif. Görüşmelerin gün içerisinde sonuçlanması bekleniyor. Detayları bir Yunus Emre Sel'den alalım. Yunus Emre Sel, kolay gelsin. Neler aktaracaksın? Sözü sana bırakın. Teşekkürler Ceyda. Trabzonspor'un Danimarkalı golcüsü Cornelius önceki teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşerek Danimarka'dan Kopenhag kulübünün kendisiyle ilgilendiğini ve izin vermeleri halinde transfer olmak istediğini söyledi. Teknik ekipte bu konunun yönetimsel bir durum olduğunu söyleyince Kopenhag kulübü Trabzonspor kulübüne resmi teklif iletti. Şu anda teklifin rakamsal boyutu 6.2 milyon avro seviyelerinde. Biraz aşağı aşağı veya yukarı olabilir. Tam rakamı %100 netleştiremedik ama bu seviyelerde bir rakama görüşmeler olumlu şekilde ilerliyor şu an itibariyle. Trabzonspor Cornelius'u yetiştiği kulüp olan Kopenhag'a satıp o bölgeye bir yabancı forvet oyuncusu transferi daha yapmak istiyor. Burada da öne çıkan iki isim var şu an itibariyle. Bunlardan bir tanesi Artem Dovbek, teknik direktör Abdullah Avcı. Artem Dovbek'i Trabzonspor'a geldiği andan itibaren kadrosuna katmak istiyordu. Ukrayna ekibi bu oyuncu için 6 milyonun biraz üzerinde bir rakam talep ediyor. Belki Cornelius'tan gelecek olan rakamla Trabzonspor 25 yaşındaki Ukraynalı golcüyü kadrosuna katabilir. Diğer isim de Cedric Bakambu. Marsilya'nın forvet oyuncusuyla da Trabzonspor ilgileniyor. Kendisini Bursaspor'dan da hatırlayacağız. Bu oyuncuyla da temaslar devam ediyor. Oyuncu ve kulübüyle temaslar devam ediyor. Ama Artem Dovbek tabii ki bu listede daha ön planda şu an itibariyle. Bir diğer gelişme de Umut Bozok'la ilgili. Umut Bozok'un transferinin de bugün artık kesinlik kazanması ve oyuncunun Trabzon'a doğru yola çıkmasını bekliyoruz. Bir diğer transfer Emirhan Eraslan bugün saat 15.30'da Trabzon'a gelecek. Diğer transfer Naci Ünüvar'la ilgili olarak bugün Trabzonspor Kulübü'nün resmi açıklamayı yapmasını bekliyoruz. Ama bir sürpriz transfer hamlesi daha olacak Trabzonspor'da. Özellikle kanatta oynayabilen bir oyuncu transfer etmek istiyor Bordo Mavili takım. Burada Olympiakos forması giyen Masa Oras ön planda, oyuncunun kulübüyle bonservis pazarlıkları devam ediyor. Arada çok ciddi rakamsal farklılıklar yok ama ciddi maliyetli ve sürpriz bir şekilde kadroya katılabilecek bir oyuncuyla daha da temasa geçti Trabzonspor kanat bölgesi için. İsmini henüz telaffuz etmeyeceğiz çünkü çok net bir durum yok. Yeni gelişen bir durum. Belki gün içerisinde orayla ilgili detayları da paylaşıyor oluruz. Dolayısıyla Trabzonspor adına transfer sezonunun bitimine artık sayılı günler kala gelecek ve gidecek oyuncular noktasında çok ciddi bir hareketlilik yaşanacağını söyleyebiliriz. Evet, Trabzonspor'da ciddi bir hareketlilik yaşanacak. Yunus Emre Sel muhabir arkadaşımızın bıraktığı noktadan devam edelim. Sıcak gelişmeye dair sizden tabii de sıcağı sıcağınıza yorumları rica edeyim. Kopenhag Cornelius için resmi teklifini yaptı. Futbolcu da hocayla görüşüp eğer uygun şartlar sağlanırsa gitmek istediğini söyledi. Weghorst geldiği için, yoksa şu an ligimizin en iyi forvet aslında Cornelius derdi. Doğru. Şu an Cornelius, o 4 haftalık performans ve yani oynadığı oyunun ilerisi için umut vermesi ve tabii ki kariyeri Weghorst. Ama Cornelius da çok önemli bir oyuncu. Elmander ekolü oyuncular. Benim beğendiğim tarz takım oyuncusu diyebiliriz. Geçen sene de zaten çift tane gol atmasının yanında işte arkasındaki Visca, Bakasetas, Vakayemi kim oynarsa onlara servis yaptı. Son Galatasaray maçında da bence eksik Trabzonspor en iyi oyuncusu Cornelius. Ama Kopenhag Şampiyon Ligi'nde Ceyda ve eski takımı diyebiliyorum. Sonuçta değerlendirmek istemiş. Çok normal oyuncunun ama Trabzon muhakkak takviye yapar. Kartal Yiğit. Bence de kesinlikle katılıyorum. Yani Cornelius, Weghorst aynı tarzda oyuncular. Fiziklerini iyi kullanan oyuncular. Zaten fizik yapıları buna zaten müsait. Ama eğer Trabzonspor yönetimi bırakırsa Cornelius'u bence yanlış yapar. Yani çünkü bu saatten sonra golcü transferi bilmiyorum, risk diye düşünüyorum. Şimdi lige adapte olmuş, tanıyan, artık Trabzonspor'da çok iyi işler yapan bir isimden bahsediyoruz. Yani belki tamam iyi bir bonservis ücreti gelecek. Kulüp adına da önemli bir gelişme. Ancak bırakılıp da yerine nasıl bir isim alacaksınız? O da bir soru işareti. Şimdi ben hep söylüyorum, Trabzonspor bence Vakame'yi de arıyor. Yani onun yokluğunda bir de Cornelius giderse, takıma bu kadar alışmış bir oyuncuyu gönderirseniz o bölgede hücum anlamında çok büyük problem yaşarlar. Ha bilmiyorum, belki hazırdır, liste vardır, B planları vardır.
hocanın daha doğrusu planı vardır. Getirirsiniz, o ayrı bir şey. Ama ben yani Yunus Emre Sahil'de alternatiflerin hazırlandığını hazır olduğunu söylüyor ama söyledi muhabir arkadaşım. Şimdi Trabzonspor geçtiğimiz sezonun şampiyonu arttı. Şimdi Avrupa'da yoluna devam ediyor. Tamam, Şampiyonlar Ligi'nden gitti, elendi ama Avrupa'da en üst sıralara çıkmak isteyecektir. Yani gidebildiği kadar gitmek isteyecektir. Bu da kaliteli santroforun ne olur? Kalede zaten sorun yok Trabzonspor'un. İyi bir golcüyle olur. Şimdi elindeki iyi golcünü sen verirsen problem yaşarsın. Bir de tabii ki madalyonun öbür yüzünden bakarsak, eğer oyuncu da gitmek istiyorsa evet, o da ayrı, yapacak bir şey yok. Şimdi zorla da tutamazsınız. Eğer zorla tutarsanız da bir kere futbolcu kendini veremeyecek. Kendini veremezse de bütün bir sezon heba olacak. Ya iyice konuşsun yönetim Cornelius'la, bir sıkıntısı olup olmadığını öğrensin, ya da anlaşarak ayrılsınlar, iyi bir bonservis bedeliyle gitsin. Evet, Kopenhag'a kendi ülkesi gitmek isteyecektir. Şampiyonlar Ligi, Kopenhag her sene Avrupa'da olan bir takım. İyi de bir takım. Tabii ki ister ama yani bilmiyorum. Ben Trabzonspor'da yönetici olsam bu dönemde tutarım Cornelius'u. Şimdi tekrar Galatasaray'a dönelim. Trabzonspor'la ilgili bir haberimiz var. Onu da paylaşacağız ilerleyen dakikalarda ama bir virgül koymuştuk özellikle Seferovic konusunda. Tabii diğer yandan gözler de yapılacak, o bölgeye yapılacak takviyeye çevrildi. Bugün Sabah gazetesinde senin de haberin var Mehmet. Gol yollarına çare arayan Aslan Arjantinli Yıldız'ın yolunu gözlüyor. Kurtar bizi Icardi başlığını atmışsın Sabah gazetesinde. 1 Eylül burada kritik tarih. Bunu her doğru fırsatta söyledik. Çünkü İngiltere, İtalya ve İspanya'da 31 Ağustos'ta sona eriyor. 31 Ağustos'ta sona eriyor. İstediği teklifleri alamazsa Icardi bu kez rotası Türkiye'ye çevrilecek. 3 milyon euroyu masaya koyup beklemeye geçti demişsin. 8 milyon euro Paris Saint-Germain'de kazandı ücret Ceyda. Galatasaray'da bir finans olarak 3 milyon euro, ki ben o rakamın bonuslarla Mertens'e verilen 4 milyon euro seviyesine yaklaşacağını, yani bu %40, %50 diyebiliriz Paris Saint-Germain'de kazandığı para. Oyuncu Paris Saint-Germain'e devam etmeyecek ama Amerika'dan da teklif aldığını biliyorum. İngiltere ihtimali oyun stiline zor görüyorum açıkçası. İtalya'da da çoğu takım planlamasını yaptı forvet anlamında. En sonunda işte Roma orada Abraham'la Belotti'yi kullanacak. Icardi hani acaba dedim Roma olabilir mi? Sonuçta Roma bir hücum oyuncusu alacaktı. Şu an için masadaki en güçlü takımın Galatasaray olduğunu söyleyelim ve Icardi, açık söyleyeyim, kariyeri tartışılmaz, kalitesi tartışılmaz. Galatasaray'a gelirse de Seferovic'le Gomis'in çok çok önünde olan bir oyuncu. Dediğim gibi ben önce Seferovic'den ziyade takım oyunu diyordum ama oyuncunun da 4 haftalık performansını artık göz önüne aldığımda evet, Giresunspor maçı, Kazım Can'ın ortasında kafası var. Ümraniye maçı, maçın hemen başı yanlış bir karar tercihiyle Emrah Baba'ya pası tercih etti. Orada gol yapması gerek.